Ben bir kez daha söyleyeyim. Özellikle kısa vadede hala ısrarla işlem yapacak arkadaşlar varsa mutlaka bir pozisyonu alırken stop loss'unu kafasına koymalı, kağıdına yazmalı ve bunu uygulamalı. Ya ben şimdi bunu vereceğim. Ondan sonra burası da zaten destek. Ben verdikten sonra mal tahta yukarı dönecek. İşte ben zararına mal vermiş olacağım falan. Bunlar olabilir. Bunlar yaşanabilir. Ama stop loss çalıştırmadığınız anda neler olduğunu, neler olabileceğini son bir haftada neredeyse gördük. Ben olsam çok kuvvetli bir desteğe, ki benim için orası 7650, bir daha söyleyeyim, gelmediği sürece 2 kademe, 3 kademe tepkiyi oynamak üzere pozisyon almam. İlla bir yer arıyorsam bir kısa vadeli işlem yapmak için, ya bir günlük al sat, bugün alayım yarın satayım. Orasında bence 8000 olması lazım. Ya burası psikolojik olarak 8000 altında başka bir psikolojiye bürünür ve işlem çıkar. 8000'in altı başka bir yer, 8000 üstü başka bir yer. Ama bir daha söyleyeyim. Orta uzun vade izlersen hiçbir sorun yok arkadaşlar. Yani dünya maalesef hatırlayın, işte Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Neler oldu? Piyasalar yangın yerine döndü. Şimdi sorsanız kimse hatırlamıyor. Maalesef böyle bu dünya, böyle işin içine para girdiğinde bu hikayeler böyle oluyor. 3 gün ahlar vahlar, ondan sonra hayat devam ediyor işte. Bizim ülkemizde deprem oldu. Çok üzüldük. Binlerce canımızı kaybettik. Hayat devam etti. Bak yine alıyoruz, satıyoruz. Borsa çıktık, döviz düştü. Herkes aynı kaldığı yerden hayatına devam ediyor. Bu da geçer. Geçerken biraz gerçekten acıtarak geçebilir. Biraz delip geçebilir. Onun için dikkatli olmamız lazım. Bugünler artık para kazanmanın değil, para kaybetmemenin daha önemli olduğu günler. Parayı kaybetmediğiniz sürece, sistemde kaldığınız sürece burada fırsat hiç kaçmaz arkadaşlar. Yani bugün düşer, yarın çıkar. Bugün bu hisse çıkar, yarın öbürsü. Burada 500 tane yaklaşık şey var, şirket var. Dolayısıyla şey yapmaz. Ne derler ona? Fırsat kaçmaz. Ama sizin kendi riskinizi kontrol ediyor olmanız lazım. Size hep anlatmaya çalıştım. Lütfen bunu bir ukalalık olarak da şey yapmayın, değerlendirmeyin. Hani hep kenarda bir para tutmak, olası düşüşlerde oyuna girebilecek ya da elinizdeki maliyeti düşürmek üzere alabilecek bir şey bırakmak, bir alan bırakmak. Ya da işte bütün parayı, bütün mal varlığınızı sadece hisse senedinde tutmayın işte. Biraz döviz alın, biraz yatırım fonu koyun, biraz altın dememin nedeni buydu. Maalesef yani şöyle söyleyeyim, piyasa açısından çok iyi şeyler oldu. Yatırımcı sayısı arttı. Ama o yatırımcı sayısı artarken maalesef finansal okuryazarlık o derecede artmadı. Ezber işler oldu biraz. Yani al, ne alırsan al. Hani Mevlana gibi yani, kim olursan ol gel ki ne alırsan al, para kazan. İşte bunlar piyasa ezberlerini, bu piyasa ezberleri yatırımcının davranış biçimini, refleksini kaybettirdi. Yani stop loss kullanmak diye bir şey yok. Çünkü herkes diyor ki fark etmez abi, bugün düşüyor yarın zaten çıkacak. Bak öyle olmuyor. Yani bir düştü. Şimdi pek çoğunuzda çok da haklı olarak şunu görüyorum. Bir panik havası var. Çünkü bu arkadaşların önemli bir kısmı hiç böyle bir çalkantı, böyle bir risk görmedi. Önemli bir kısmı. İşte onun için de bugünler biraz zor günler.